6. bölümün 3. etkinliğini bu videoda birlikte inceleyeceğiz. Aşağıdaki ekran çıktısı verilen, ekrandan girilmesi istenen 5 adet sayı değerinin aritmatik ortalamasının hesaplatıldığı programı geliştirmek suretiyle kodlayınız ve ilgili konuma 6.3 etkinlik adıyla kaydediniz diyor kıymetli arkadaşlar. Bakın kodlama çözümünü de aşağıda zaten vermiş. Bakın ilk önce pencere ismini belirliyoruz. 5 adet sayının aritmatik ortalamasını hesaplatmak. TextWindow.title komutuyla bakın eşittir çift tırnak arasına bu yazıyı yazdığımızda bu pencerede bu pencere başlığı belirlenecek. Pencere ismi belirlenecek. Ya da 5 adet sayının ortalamasını hesaplayan programda yazabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Daha sonra bakın textWindow.write ekrana yazsın birinci sayı. 2 nokta üst üste. Kullanıcı buradan bir değer yapacak. Bir değer giriş yapacak. Sayı değeri giriş yapacak. Daha sonra kullanıcının girdiği değer bir değişkene atanacak arkadaşlar. Bunu da S1 diye bir değişken belirlendi ve textWindow.ReadNumber'la kullanıcının girdiği değer bu değişkene tanımlandı. Artık S1 kullanıcının girdiği birinci sayı ne olursa olsun. İstediği kadar değişik sayı girebilir. Zaten onun için adı değişken. Daha sonra ikinci sayıyı kullanıcı girecek. Buradan bakın dikkat edin 98 girmiş. S2 adında bir değişken belirlenmiş ve ikinci sayı kullanıcının girdiği ikinci sayı da bu S2'ye tanımlanmış arkadaşlar. Aynı şekilde 3. sayı, 4. sayı ve 5. sayı da S3, S4 ve S5 değişkenine tanımlanmış. Neydi buradaki amaç? Aritmatik ortalamasının hesaplatıldığı programdı. Peki aritmatik ortalaması ne demek? Bütün değerlerin toplamı kaç tane giriş yapıldıysa, bakın 5 tane giriş yapıldı. 5 tane olmayabilirdi, 9 tane olabilirdi. O halde 9'a bölecektik, öyle değil mi? Hepsini ilk önce şöyle parantez içerisinde güzel bir toplayacağız. Ort eşittir. Yani ortu O olarak da belirleyebilirdik. Ortalama da yazabilirdik, hiç fark etmez. Herhangi bir değişken adı belirlendi. Ort eşittir. Yani ortalamayı, sonucu belirleyeceğimiz değişkeni buraya yazıyoruz. Formülüze ediyoruz yani. O şekilde düşüneceksiniz kıymetli arkadaşlar. Parantez içerisinde ilk önce S1, S2, S3, S4, S5 yani kullanıcının girdiği birinci değer, ikinci sayı değeri, üçüncü sayı değeri, dört ve beşinci sayı değeri ilk önce parantezler içerisine temiz bir şekilde kendi aralarında toplanacak. Daha sonra şöyle bir bölü işareti yapılacak ve adedince olan sayıya bölünecek. Yani 5'e bölünecek kıymetli arkadaşlar. Bölündükten sonra ekrana yazdıracağız bunu. TextWindow.WriteLine. Bakın aritmatik ortalama. Buradaki tırnaklara dikkat edin. İlk önce aritmatik ortalama 2 nokta üst üste temiz bir şekilde yazdıracağız. Daha sonra ikinci çift tırnaktan sonra bakın. Burada yukarıda formülize ettiğimiz ortalamanın değişkenini bakın burada buraya yazacağız. Buraya çağıracağız ki buraya yazsın arkadaşlar. Şimdi burada bizden istenen nedir? Geliştirmek suretiyle diyor. Yani geliştirmek suretiyle derken bu ne demek? Daha önceki alıştırmalarımızda da öğrenmiştik. Boşluklara dikkat edebilirsiniz mesela. Birinci sayı örnek olarak şöyle yapalım. Bakın textwindow.title dedikten sonra parantezlerimizi oluşturduk. Buraya bir başlık yazısı belirlenecek. Daha sonra ekrandan bir kullanıcı tarafından bir yazı çıkması istenecek. Textwindow. Ne diyeceğiz? Write diyeceğiz, öyle değil mi? Ekrana yaz. Neyi yaz? Birinci sayı arkadaşlar. Birinci sayı giriniz de diyebiliriz. Ya da birinci sayı nokta nokta da yapabiliriz. Bakın şöyle yapalım. Evet, birinci sayı giriniz. Bir değişken belirleyeceğiz. Değişkenimizde ne olsun? S1 olsun, öyle değil mi? S1 eşittir. TextWindow.ReadNumber. Evet, kullanıcının girdiği birinci değer S1'e atandı. Daha sonra bakın kopyala yapıştır yapmayı ben biliyorum. Ctrl C yaptım.
Sonra geldim buraya yapıştırdım. Bir tane daha yaptım. 3 tane yapalım biz. Örnekte 2 tane vardı ama değiştirelim. S2 olsun, S3 olsun. Bunlar da ikinci sayı giriniz ve üçüncü sayı giriniz olmak üzere değişti. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar kopyala yapıştır fonksiyonlarını kullanın. Kendinizi bu konuda hızlandırın ve geliştirin. Daha sonra bir ortalamayı formülize edebileceğimiz bir değişken belirleyelim. Bir önceki yani buradaki örnek programda ort olarak belirlenmişti. Mesela ort değil de yani direkt O harfinde belirleyebilirsiniz ortalamanın O'su. O eşittir. Nasıl hesaplayacağız biz şimdi ortalamayı? Bakın ilk önce parantezler içerisinde temiz bir şekilde bunları toplayacağız. S1 artı S2 artı S3 diyeceğiz. Parantezin dışına çıkacağız. Parantezlerin içerisinde güzel bir şekilde toplandıktan sonra adedince olan sayıya böleceğiz. Kaç tane var burada? S1, S2, S3. 3 tane var. 3'e böldüğümüzde bu da ortalamanın değişkeni olacak arkadaşlar. Bize kalan daha sonra bunu ekrana yazdırmak olacak. Bu da text window nokta write line oldu arkadaşlar. Parantezlerimizi oluşturduk. Diyelim ki aritmatik, evet, ortalama. Şöyle iki nokta üst üste bakın. Tırnağın sağına geçtim. İmleci tırnağın sağına çıkardım. Neyi çağıracağım? Tabii ki de O'yu çağıracağım. Çağırırken bakın şöyle bir artı koyalım. Biliyorsunuz bunun bir toplama işlemiyle bir ilgisi yoktu. A'yı değil O'yu çağıracağım. Ortalamanın O'sunu. Şimdi sonucu birlikte inceleyelim sizlerle. Şöyle bir yerde bir hata yapmışız galiba. Bakın title işlemini yanlış yazmışız. Bakın bu da bizim için güzel bir deneyim oldu. Bu parantez olmayacaktı. Eşittir olacaktı öyle değil mi? Çalıştır yapalım. Bakın o düzeldi. Birinci sayı giriniz. Ne olsun? 8 olsun. İkinci sayı 6 olsun. Üçüncü sayı da ne olsun kıymetli arkadaşlar? Büyük bir sayı olsun. 16 olsun mesela. Klavyeden Enter tuşuna bastığımızda aritmatik ortalama burada 10 diyor kıymetli arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl geliştireceğiz peki? Şöyle geliştirebiliriz. Birinci sayı şöyle bir tane sağdan başlasın. Şöyle sağdan başlasın. Ve şu arada da bir boşluk olabilir mesela. Onu da nasıl yapacaktık? Text window nokta nokta write line yapacaktık. Parantez işaretleri içerisindeki tırnakların içini boş bırakacaktık. Öyle değil mi? Yine çalıştır butonuna bastım. Bakın arada bir tane boşluk oluştu. Göze böyle daha bir ayırt edici, daha bir kesin görünüyor. Öyle değil mi? Evet, gayet iyi oldu. Bu boşluğu ikinci sayıdan da önce de verebiliriz. Bakın bunu Ctrl C yaptım boşluk komutunu. Geldim arkadaşlar. Buraya yapıştırdım. Bakalım ikinci sayıdan önce de verebilecek miyiz onu? Birinci sayı giriniz girdim. Bakın ikinci sayı giriniz girdim. Üçüncü sayı giriniz. Bakın demek ki üçüncü sayıdan da önce verirsem daha bir hoş görünecek göze. Öyle değil mi kıymetli arkadaşlar? Evet görelim bakalım. Görelim böyle hızlı hızlı girelim. Bakın göze daha güzel görünüyor. Aritmatik ortalamayı da şöyle iki boşluk alttan yazdırabiliriz sanki. Yazdıralım. Bakın aritmatik ortalama nerede yazıyor? Burada yazıyor. Üzerine şöyle iki tanecik boşluk koyalım. Hatta bir tane daha atalım. Şu tırnakların içine şöyle ne yapalım arkadaşlar? Kısa çizgi koyalım bakalım göze daha hoş görünecek mi? Çalıştır butonuna tıklattım. Birinci sayı giriniz 2, ikinci sayı giriniz 6, üçüncü sayı giriniz 7. Enter'a bastım. Bakın aritmatik ortalama 5 oldu. Bakın arkadaşlar aritmatik ortalamayla yukarıdaki kısa çizgiler sağdan başlasın. Yine bir karakter sağdan başlasın. Onu buradan düzeltiyorum. Bakın tıklattım boşluk tuşuna. Boşluk tuşuna tıklattım. Tekrar görüyorum. Bakın şöyle büyük büyük değerler girelim. Bakın aritmatik ortalama 155 yazdı. Buradaki press any key to continue. Bunu kaybedebilir miyiz? Kaybederiz. Tabii ki de ön alan rengine siyah yaparsak kaybederiz. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de en sona text window nokta foreground color dersek arkadaşlar. Bunu da eşittir. Çift tırnak arasına black yazarsak. Yazalım, çalıştıralım. Bakın her yaptığımda şöyle çalıştırıyorum ve kontrol ediyorum. Aritmatik ortalama 102.333 diye devam ediyor. 3 devrediyor.
Arkadaşlar bizden ne diyordu? Geliştirmek suretiyle diyordu, öyle değil mi? Geliştirmek suretiyle. Ben geliştirmeye devam edebilir miyim? Tabii ki de edebilirim. Nasıl edebilirim? Yukarıdaki birinci, ikinci, üçüncü sayılarda renk komutu kullanabilirim. Kullanalım. Mesela ne diyelim arkadaşlar? Text window nokta yine foreground color diyorum. Eşittir diyorum. Ne olsun renklerimiz? Green olsun bakalım. Green, yeşil olsun. Aritmatik ortalama yazısı da kıymetli arkadaşlar. Bakalım o da ne olsun? Text window nokta foreground color eşittir. Çift tırnak arasına bu da mesela yeşilin yanına ne yakışır? Kırmızı yapalım, red yapalım. Bakalım olacak mı? Çalıştıra tıklatalım. Bakın birinci sayı giriniz. Şöyle büyük büyük sayılar girelim. Evet, üçüncü sayı giriniz. Bakın aritmatik ortalama bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar buradaki çizginin rengini de değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştireceksiniz? Mesela gray renk yapalım. Gri renk olsun. Çizgi zaten burada. Bunun üstüne kullanmam gerekiyor renk kodunu, öyle değil mi? Bakın text window, hatta bakın kopyala yapıştır yapalım. Bakın Ctrl C yaptım, Ctrl V yaptım. Red'i sileceğim. Ne yapacağım? Gray yapacağım. Ya da beyaz da yapabilirsiniz, white da yapabilirsiniz. Çalıştır butonuna tıklatıyorum. Son kez yapıyorum. Bakın tıklattım. Aritmatik ortalama 62 oluyor kıymetli arkadaşlar. Sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Bu güzel bir bilgi olsun sizler için. Altına imzanızı da atabilirsiniz. Yani tabii ki de yazıyla. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Şu aritmatik ortalamadan sonra arkadaşlar. Bakın şu boşluklardan aldım iki tane komutlardan. Şöyle yapıştırdım, yapıştırdım. Bir tanesinin arasına şöyle yazıyorum mesela. Ne yazalım? Kendi adımı soyadım yazayım. Oğuz Bayrak diyelim. Oğuz Bayrak programı olsun. Şöyle tırnak koydum. Bu programı benim yazdığıma dair. Tabii ki de sizler kendi adınızı soyadınızı yazın. Rengini de farklı yapabilirsiniz. Rengi de ne olsun arkadaşlar? Beğendiğiniz bir rengi koyabilirsiniz. Şöyle ben koyayım bakayım. Ne koyalım? Yani white da koyabilirsiniz. Beyaz da olabilir. Tam beyaz kalsın. Ya da gri olsun. Şöyle gray yapalım. Gray diye yazılıyor. Çalıştır butonuna tıklatıyorum. Tekrar değerlerimi girişini yapıyorum. Bakın arkadaşlar aritmatik ortalamayı verdi ve benim de oraya imzamı koymuş oldum. Arkadaşlar programınızı yaptıktan sonra yine farklı kaydete tıklatın ve ilgili konuma bakın kaydedin. İlgili konuma nasıl kaydedeceksiniz? 6.3 etkinlik ismiyle kaydedeceksiniz. Ben de kaydediyorum. Small Basic çalışmaları 6. bölüm. Şöyle üzerine tıklattım. Burayı yazdı. Buraya geleceğim. Sadece 2, 3 yazacağım. Evet, kaydet butonuna tıklattım ve kayıt işlemi gerçekleşti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.